Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere mutlak değer fonksiyonundan bahsetmek istiyoruz. Yani onun direkt çiziminden. Yine biz eksi 5 ile artı 5 arasına koyduk x'lerimize. Sizde dediğimiz gibi her defasında zaten tekrarlıyoruz. Bu tamamıyla kendinizin vereceği bir değer. Burada tanımsız yapan bir değer olmadığı için direkt ben de şunu yapıyorum. Eşittir diyorum. Buradan da siz mutlak böyle mutlak yazdığınızda bakın direkt sayıyı alacaksınız. Yandaki x değerini alalım. Yani bakın eksi 5'in mutlak değeri 5 şeklinde geldi. Şöyle baktığımızda aşağı kadar indiğimizde görüyorsunuz tamamı artık kendi değerlerinin pozitifleri oluyor. Peki grafiği nasıl oluyor? Ben bunu alıyorum şu şekilde. Buradan veri diyorum. Ekle diyorum. Ekleden grafiğe geliyorum ve grafikten de istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Ben bunu almak istiyorum. Tekrar yaptığımızda eğer alt tarafı 1 ile alacaksanız tıklayıp şuradaki şekle basıyoruz. Eksen seçenekleri buradan da 1 yapıyoruz ve ardından bu şekilde bitiriyoruz. Ve bundan sonraki fonksiyonumuza baktığımızda birazcık şey bir fonksiyon bu. Şöyle yapalım. Direkt parçalı bir fonksiyon. Şimdi parçalı fonksiyonda ufak bir hata yapılmış burada. Şimdi o hatayı düzeltmeye çalışalım burada. Evet. Şöyle onu düzeltelim. Evet. Şöyle. Heh, şu şekilde olsun. Neden? Çünkü yukarıda eksi bir dahil. Burada da eksi bir hariç olsun. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Öncelikle burası biraz karışık gelebilir. Ama eğer iyi dinlenirse, iyi dinlenirse bunu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi şunu yapacağız. Öncelikle şunu yapacağız. 3 tane durumunuz var. X durumunuz. Birincisi eksi 3 ile eksi 1 arasında olma durumu. İkincisi eksi 1 ile 2 arasında olma durumu. Üçüncüsü de 2 ile 3 arasında olma durumu. Bunlar dışındakileri hesaplamayacak. Bunlar dışındakileri hesaplamasın. Yani hesaplama yapmasın. Hesaplanmaz yazsın. Şimdi öncelikle benim şu kısmı yapabilmem için eksi 3 ile eksi 1 arasındaysa x yani ne demek bu? Bu şu demek. Bakın bir tanesini yazalım. Bir tanesini. Yani eksi 3 eksi 1 dediğimiz şu arkadaşlar. Öncelikle iki tane koşul var burada. İki tane koşulun bir araya gelmesi lazım. Eksi 3 ile eksi 1. Yani eksi 3'ten büyük, eksi 1'den küçük. O zaman v fonksiyonumuzu kullanacağız burada. O zaman şunu yapıyoruz. Eşittir diyorum. E E'den başlatıyorum. Yani eğer çünkü eğer fonksiyonumuz her zaman var. Koşulunuz şu. ilk koşulunuz şu. X'in eksi 3'ten büyük eksi 1'den küçük olması eşitliği de unutmayalım. Direkt yan taraftan x'i çekiyorum. Eksi 1 eksi 3'ten büyük eşit. Büyük eşit eksi 3 olması. Bir de ne olması lazım? Bir de ne olması lazım? Tabi biz şunu unutmadık. Unuttuk. V'yi unuttuk. V'yi koyacağız. V'yi koyduğumuzda iki tane koşul var. İçine koyacak. Ve araya noktalı virgül koyuyoruz. Çünkü V öyle çalışıyor. Diğer koşulum da yine C44'ün yani yandakinin C44'ün neyden küçük olması? Eksi birden. Hatta eşitlik de var. Küçük eşit. Küçük eşit. Eksi bir olması. Ve bunu sağlarsa bakın V'yi sağladık. Koşulum şu. Bunu sağlarsa ne yap? Bunu sağlarsa x'i hesapla. x'i hesapla. Yani x dediği c44 yine. Oradaki değer yani x'in ilk satırdaki değeri. hesaplasın enter'a basalım. Bakın. Şimdi bir şey koymadık. Hani nasıl hesaplanmaması gerektiğini koymadık. Yani değilse diye koymadık. Sadece olduğu için yaptık. Şöyle eksi 1 ile eksi 3 arasında. Şimdi şöyle bir çekelim. Bakın. Ne oldu? Eksi 1 ile eksi 3'ü hesapladı. Bunları hesaplamadı. Çünkü onu yazmadık. Yazmadık, daha yazmadık. Sadece hesaplamayı yaptık. Yani değilse yanlış yaptı öyle diye o kendi kodladı. Şimdi şunu yapabilirdik. Yani şunu şöyle yapardık. Eğer kafanız karışıyorsa şuraya hesaplamaz yazarsınız. Hesaplamaz. Hesaplamaz yazarsınız değilse. Evet şöyle yaptık. Enter'a bastık. Şimdi çekelim. Bakın hesaplamaz yazıyor artık. Şimdi tekrar üzerine gitmemiz lazım. Hani değilse ne yapsın? Tekrar koşul koysun. Eksi 1 ile 2 arasında olursa x kareye alsın. Yani şunu devam ettiriyorum. Şu kısmı siliyorum. Şu kısmına bir tane daha eğer açıyorum. Çünkü o kısım yani değilse bir alta geçecek. Yani sistem bir alta geçecek. Eğer açıyorum. E tekrar eğer açtıktan sonra V kısmı var. Çünkü eksi 1 ile şeyi var. V diyorum yine. Açıyorum V'yi. Ne olacak yine? C44'ün yani bizim x'imizin eksi 1'den büyük olması lazım. Büyük eksi 1. V kısmı olduğu için. Ve ne olması lazım? Eksi 2'den pardon 2'den küçük olması lazım. C44'ün 2'den küçük olması lazım. Küçük 2 diyorum. Ve V fonksiyonunu da Böylece kapatıyorum. V kapandı. Böyle olursa x kare diyor. Yani c 44'ü kendisiyle çarp. Çarpı, çarpı c 44. D ise D ise hesaplanmaz yaz. Hesap. Hesaplamaz. Yaz. Şöyle enter bas. Evet. Şimdi bakın hesaplayacak mı? Çekelim şöyle. Evet bu sefer ne yaptı? Bakın 2'ye kadar olan kısmı da hesapladı. Şuraya kadar. Yani şu kısım şu kısım neresi oldu? Şuraya kadar kısımları hesapladı. Şimdi şu kısım daha hesaplanmadı. Şimdi ben bir daha bir açıklama geriye duyayım size. Şimdi bakın tıkladık şöyle. İsterseniz yukarıdan bakalım. Daha iyi olur. İlk, öncelikle ilk eğerin birinci satır için. Yani ve şu eğerin koşulu. Şu eğer pardon eğerin koşulu ve bunu yazdık. İkincisini de yazdık. Artık birinci satırı bitirmiş olduk. Birinci satır burası. İkinci satır için şöyle yapıyorum. Bu arada şöyle çok özür diliyorum. Şurada bir yanlışlık var. Şuraya kadar yani şurada birinci noktalı virgül ikinci noktalı virgül şurası. Yani şurası ilk kısım birinci satır için eğer onu sağlıyorsa birinci satırda bunu yap diyorum. Şu kısım ise şu kısım ikinci satır için başlıyorum. Eğer açtım değilse başladı yani eğer açtım ve ikinci satır için eksi birden büyük ikiden küçükse şartını koydum. Kendisiyle çarp aksi durumda hesaplanmaz yaz dedim. Yani ikinci satıra geçti. Şimdi üçüncü satır için yapacağız aynı durumu. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Hesaplanmazı silerim. İsterseniz şurada yazalım. Yani şurada yazalım daha iyi anlarsınız. Burada bir tane daha yer açıyorum. Üçüncü satır için. Gene koşul var. Gene koşul var. Koşulumuz şu burada. 2 ile 3 arasında gene V'yi yazalım. Hatta 3'e kadar yazıldığı için koşulsuz yazalım. Yani değilse o değilse şunu yap. Yani 1 bölü 1 bölü x'i hesapla. Bu şekilde 1 bölü x'i yani c44'ü unutmayalım bunu. 1 bölü x evet bunu hesapla. Direkt 3. satırı direkt hesaplasın. Hiçbir şey aramayalım. Şimdi tıklayalım. Bakın. Artık hesapladı. Mesela şu şuna denk geldi. Bakıldığında evet. Mesela 3. 1 bölü 3 0.33. 1 bölü 2.5 0.4. Yani bakıldığında Direkt bu şekilde sanki biz 2'yi şurada ikinci kısımda unutmayalım. Küçük eşit şurası 2 olacak mı? Şurayı unuttuk. Şurada olacakmış o. Evet şimdi tekrardan yaptığımızda aman hata oluşmasın. Evet bu şekilde de yapmış olduk bunu da. Böylece parçalı 3 tane eğerli yapmış olduk. Demek ki iç içe olduğunda da bunu yapmamız lazım. Şimdi karşılaştırmalılar nasıl oluyor? Hemen oradan bakalım. Bundan bahsedelim. Birincisi 2 üzeri x var, ikincisi Ü, e, e üzeri x var. Ondan da hemen şey yapalım. 2 üzeri x fonksiyonumuzu şu şekilde yapıyoruz. Hemen e, yani iki fonksiyonu aynı grafikte gösterebiliyoruz mu? Şöyle eşittir diyorum. 2 üzeri x olduğundan dolayı 2 yazıyorum. Klavyeden shiftle 3'e basıyorum. Bakın böyle bir şey geldi ve ardından c'ye basıyorum. Pardon olmadı. E, şöyle bir daha yapalım. 2 2 eşittir dedik ona. Klavye'den Shift 3'e bastık. Evet 4 geldi. Ben 4 yerine şunu hemen yan tarafı tıklıyorum. Bunu böylece 2 üzeri şey şeklinde yaptık. Bunu da indirdiğimizde artık hazır. Yani demek ki üst fonksiyonu üst fonksiyonu 2 şapka şeklinde düşünebiliriz. E'yi de E'yi de üst üstel fonksiyon üstü seçiyorum. X'i seçiyorum yine aynı şekilde ve Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra bunu da yaptım. Ve hepsinin bir araya geldiğini gösterir grafik istiyorum. X'leri de alıyorum. Ve aldıktan sonra ben ekleye geliyorum. Grafiğe geliyorum. Ve şunu ister şunu ister bunu seçiyorsunuz. Görüldüğü üzere mavi olan X seri sarı olan da ikinci yani E üzeri X istiyorsanız bunu da Değiştirirsiniz yani maviye ne yazalım diye de bakarsınız bu şekilde yapılabilir. Yani e, peki ben üstü seçersem yani e, başlığı da seçersem bir şey değişecek mi oraya atacak mı bir bakalım atıyor mu en azından görmüş olalım. Evet başlığı da seçmemekte fayda var çünkü onda da karıştırılıyor. O yüzden direkt bunları seçelim. Buradan da şunu yaparız ve üzerine de tekrar uğraşılır. Ve böylece arkadaşlar burada da bu derse de sizlere Excel üzerinde matematiksel fonksiyonlardan ve çizimlerinden bahsetmiş olduk.